Kıymetli arkadaşlarım merhaba. Paragraf videolarıyla devam ediyoruz. Şimdi bu videomuzda önemli bir husus var. Çünkü ana düşünceye geçmiş oluyoruz. Özellikle sınavlarda soruların çok daha fazla geldiği yerlerden bir tanesi burası. Biraz sonra göreceksiniz soru köklerini ama şimdiden hatırlatmış olayım. Hangisi çıkarılabilir? Bu parçadan çıkarılabilecek kesin bir yargıdır şeklinde. Yani işin biraz daha okuduğunu anlamaya dayalı kısmı. Tabii ki püf noktaları var. Sizi yalnız bırakmayacağım. Tıpkı cümlede anlamda yaptığımız gibi. Paragrafta az önceki videolarımızda, benim çektiğim az önceki videolarda anlatım biçimlerinde, düşünceyi geliştirme yollarında, anlatımla ilgili özelliklerde yaptığımız gibi buralarda da yükünüzü almaya çalışacağım. Gelin şöyle başlayalım. Şimdi ana düşünce diye bir konu var. Ana düşünce parçadan çıkarılacak kesin yargı, tek cümlelik, parçanın bütün anlamını kapsayan, verilmek istenen mesaj arkadaşlar. Soru kökleri var. Soru köklerini şöyle açmış olayım. Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Yazarın asıl söylemek istediği aşağıdakilerden hangisidir, nedir? Bu paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Paragrafın yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir, nedir? Paragrafa göre asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi bu parçadan çıkarılabilecek kesin bir yargıdır? Hangisi paragrafın ana düşüncesi olabilir? Paragrafa göre yazarın temel aldığı fikir nedir? Tarzında bu tarz soru kökleri var. KPSS sürecinde de ALES'e, DGS'ye hazırlanıyorsanız buradan çok fazla soru geliyor. Yani aslında şunu yapmamız lazım. Arkadaşlar burası artık okuduğunu anlamaya dayalı. Tuğla gibi bir metin var. Okuman lazım ki A'ya bak, paragrafa bak, B'ye bak, paragrafa bak, C'ye bak, paragrafa bak. Genelde adaylar bu sıkıntıyı yaşıyorlar. Ben şimdi burada birkaç tanesi taktik vereceğim. Ama dürüstçe söyleyeyim. Bunlar kendi uydurduğum, hani öyle yapan arkadaşlar da var ya, uydurduğum taktikler değil. Bunlar hep çıkmış sorularda. Ufak ufak artık sizlerle çıkmış soru çözmeye başlıyorum bu videolardan sonra. Çıkmış sorularda sabit, garanti tutan taktikler. 4 tane taktik vereceğim size bu paragrafın bu tarz sorularıyla ilgili. Bunu 14'te yapabilirdim. 24'te yapabilirdim. Siz şimdi işin mutfağında olmadığınız için etkilenirdiniz de vay be Onur Hoca'ya bak ne güzel taktikler bunlar, her soruyu çözüyoruz falan. Kendi yazdığım soruları gösterirdim. Taktiğe göre yazdığım. Sizi de etkilerdim. Ama burada durmanın bir vebali var, bir sorumluluğu var. Bu dünya geçici. Ondan dolayı bu 4 taktik daima tutar. Yani köpürtmeyeceğim, işin şov kısmına geçmeyeceğim. Daha böyle hani işi süsleyip püsleyip kendi PR'ımı yapmayacağım. Ama bu 4 taktiği de kenara yazın. Bunları biliyorsanız bu tarz sorularda çok 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 rahat edersiniz. Şimdi özetle, çok da uzatmayayım. Karşınıza böyle bir soru gelir ise, ki gelir, ki gelecek, ki birden fazla gelecek. Okuduğunu anlamaya dayalı. Şunu yapmanızı istiyorum. En önemli videolardan bir tanesi bu. Ana düşünce. Yani en çok sorunun geldiği, soru sayısının geldiği yerlerden bir tanesi burası. Bak. Anlatayım önce. Arkanıza yaslanın. Tümden gelim, tüme varım diye bir olay var. Yani özelden genele. Piramidin en üstünde Onur Hoca var. Onur Hoca'dan evrene açılıyoruz. Mikrodan makroya. Ya da genelden özele. Yani evrenden Onur Hoca'ya iniyoruz. Şimdi bir parçayı okurken tümden gelin mi var, tüme varım mı var? Yani parça daralıyor mu, genişliyor mu? Bunu görürseniz şayet çok 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 rahat edersiniz. Niye? Haldır aldır ne aradığımızı bilmeden, ne okuduğumuzu bilmeden sorulara girişmek yerine bu tarz soruların cevabının ne olduğunu bilmeden bir an önce bitireyim paragrafı da sona geleyim demek yerine, ki genelde sona geldikten sonra bir şey anlamamış oluyoruz, tekrar bakıyoruz, tekrar bakıyoruz falan. Aklınızda bulunsun. Bu soruların köklerini görürseniz karşınızda böyle bir mantık olsun, tamam? Parça genişliyor mu, daralıyor mu? Şimdi birinci taktik bu. Eğer parçanın genişleyip daraldığını görebilirseniz şayet az önce verdiğim hangisi çıkarılabilir, bu parçadan çıkarılabilecek kesin bir yargıdır tarzı soru köklerinin, yani ana düşünce köklerinin parçalarda nerede arandığını daha rahat görürsünüz. Çünkü tüme varım paragraflarında ana düşünce sondadır. Tümden gelim, yani ters piramit paragraflarında ise ana düşünce baştadır. Tamam, örnek yapalım, bir tane sözlü. Ne olsun? Bir tane şuradan alalım. Ana düşünce yapalım. Tümden gelim paragrafı yapıyorum, tamam. Bak, petrol dünyadaki en değerli varlıktır. Bu çıkmış soruydu. Ben genelde yüzde derslerinde falan aynı örneği veriyorum. Çünkü hani onun üzerinden gidelim. Çıkmış soru mantığıyla gidiyoruz ya hep. Amacımız o çünkü. Bak. Petrol, ben uyduruyorum tabii şu an, tam hatırlamıyorum soruyu ama.
Petrol dünyadaki en değerli varlıktır. Ana düşünceyi çaktım. Soru da şu yazıyor. Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Yukarıdaki parçaya göre çıkarılabilecek kesin yargı aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi bu parçadan çıkarılabilecek kesin bir yargıdır? Gibi sorular var ya bak. Petrol dünyadaki en değerli varlıktır. Ana düşünceyi verdim. Devam ediyorum şimdi dikkat et. Genişten daralacağım. Dünyadaki petrol rezervleri bilmem kaç milyon varildir. Dünyadaki petrol rezervlerinin büyük çoğunluğu Orta Doğu bölgesinde bulunur. Orta Doğu'nun dışında da Türkiye'de pek çok yerde petrol çıkarılmaktadır. Bizdeki en verimli petrol rezervleri Doğu Anadolu bölgesinde bulunur. Batman'daki petrol rezervlerimiz bize bilmem kaç bin yıl yetecek kapasiteye sahiptir. Ne oldu? Dünya, dünyadan Orta Doğu, Orta Doğu'dan Türkiye, Türkiye'den Doğu Anadolu, Doğu Anadolu'dan da Batman'a indim. Yani ana düşünceyi nerede arıyorum? Başta. Petrol dünyadaki en değerli varlıktır. Değiştireyim. Ters olsun. Batman'da petrol rezervimiz vardır. Batman'ın dışında da Doğu Anadolu'da pek çok yerde petrol çıkarılmaktadır. Türkiye petrol açısından zengin bir yere sahiptir, öneme sahiptir. Ama en verimli petrol rezervleri Orta Doğu bölgesinde bulunur. Dünyanın pek çok yerinde petrol çıkarılmaktadır. Sonuç olarak petrol dünyadaki en değerli varlık olma yolunda hız kesmeden ilerlemektedir. Ana düşünceyi sona çakmış olduk. Yani bunu eğer görebiliyorsanız çok 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 rahat edersiniz. Aklınızın bir köşesinde bu bulunsun. ALES'te tutar, DGS'de tutar, KPSS'de tutar, hatta TYT'de tutar. Tamam mı? İlerledik. Bu benim sorum. Üstünü altını kestim. Çıkmış soruydu bu. Birazcık değiştirdim. Amacım bak şık yazmadım. Amacım şunu görmeniz. Şıklarla sizi yönlendirmek istemedim. Amacım şu. Bu parça daralıyor mu, genişliyor mu? Tümden gelin mi var, tüme varım mı var? Bunu yakalayabilmeniz. Tamam mı? Başlayalım şimdi. Tiyatro sınırları oldukça geniş bir alandır. Dünyadaki tiyatro sanatçıları hayatlarının tamamını tiyatroya ayırmış olsalar da yaşamlarının sonuna geldiklerinde tıpkı hayatlarının başındaymışçasına boş ve bilgisiz görürler kendilerini. Ülkemizdeki tiyatro sanatçıları da bir değil 10 hayata sahip olsalar ve hepsini tiyatroya harcasalar da tiyatroyu tamamen öğrenmeye yetemeyeceğini söylerler. Bu durum yeni kurduğumuz amatör tiyatro grubumuz için de aynı. Yaşam nasıl ki yeni günler getiriyorsa yeni günlerde tiyatroya yeni üsluplar, yeni düşünceler, yeni deneyimler getirir bizim için. Daha da uzun bir soru ama şimdi mantık şu. Tuğla gibi bir soru. Daha da uzun aslında. Soru kökünde de şu yazıyor. Aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilecek kesin bir yargıdır? Hangisi bu parçadan çıkarılabilecek kesin yargıdır? Hangisi ana düşüncesi olabilir? O az önce gösterdim soru kökleri. Şimdi mantığım ne? Bak. Ters piramit mi, piramit mi? Önce onu görmeye çalışıyorum. Dünyadaki tiyatro sanatçıları. Doğru mu? Burada. Sonra ülkemizdeki tiyatro sanatçıları. Sonra amatör tiyatro grubumuz. Yani dünya, dünyadan Türkiye, Türkiye'den de amatör tiyatro grubumuz olduğuna göre, ters piramit tarzında bir parça olduğuna göre, ana düşünce nerede aranıyordu? Başta aranıyordu. Yani eğer seçeneklerde şöyle bir şey olsa idi, tiyatro ucu bucağı olmayan, çerçeve içerisinde alınamayan bir kavramdır şeklinde bir ifade olsa idi, gönül rahatlığıyla onu işaretlerdim. Tamam mı? Amacımız bu. Devam edeyim. Şimdi, her soruda Onur Hoca illaki tümden gelim tüme varım mı olacak? Tabii ki hayır. Bak 4 taktikten bahsettim. Birincisi tümden gelim tüme varım. Şimdi parçayı okumaya başladık. Tuğla gibi parçayı haldır haldır okumaktansa kafamda arkada bir çark dönüyor. Tümden gelim tüme varım. Okuyorum şimdi. Baktım yok. Olmayabilir. Bir yedek paraşüt. Bir B çıkış yolu. Eğer bir parçada kısaca özetle sonuç olarak demem o ki toparlamak gerekirse gibi ifadeler varsa ana düşünce yani hangisi çıkarılabilir bu parçadan çıkarılabilecek kesin bir yargıdırın cevabını orada ararız. Anlatır sonra der ki kısaca özetle demem o ki sonuç olarak toparlamak gerekirse bu üstte anlatılanların tamamını ana düşünce olarak orada verir. Baktım tümden gelim tüme varım yok olmayabilir. Kısaca özetle demem o ki sonuç olarak gibi ifadeler de yok olmayabilir. Hiç olmadı örneklere bakın. Eğer bir parçada örnekler sıralanmışsa, örnek varsa ana düşünce örnekten öncedir. Niye? Adam ana düşünceyi patlatır, asıl verilmek istenen mesajı verir, asıl vurgulanmak istenen mesajı verir, asıl çıkarılacak kesin yargıyı verir. Sonra örneklerle beraber bunu köpürtmeye başlar. Avrupa'da da bunlar olmamış mıydı? Geçen sene de bunlar yaşanmamış mıydı? Şeklinde. Okumaya başladım. Tümden gelim tüme varım yok. Olmayabilir. Kısaca özetle demem ki sonuç olarak gibi ifadeler de yok. Olmayabilir. Örnekler de kullanılmamış. Hiç olmadı tanık göstermelere bakın. Hani az önceki videomuzda söylemiştim ben size. Nokta noktanın da dediği gibi bana inanmıyorsanız ona inanın şeklinde bir mantık var demiştik ya. İşte burada anlatır sonra der ki Necip Fazıl da bu konuda şöyle düşünüyor. Nazım Hikmet de bu konuda şöyle düşünüyor. Yani ünlü birinin ağzından o parçadan asıl çıkarılacak kesin yargıyı, asıl vurgulanmak istenen
mesajı vermiş olur. Dostlar bir daha söyleyeyim, aramızdaki samimiyete istinaden artık hani sonlara doğru geliyorum. Paragraf son konumdu. Beni az çok tanımışsınızdır, yapımı, tarzımı, tavrımı görmüşsünüzdür. Dil bilgisinde, sözel mantıkta, anlam kısmında. Yükünüzü almaya geldik, işinizi kolaylaştırmaya geldik. Bu 4 tane taktik benim bugün yastığa başımı rahat koyacağım 4 taktik. Bunu 14'te yapabilirdim, bunu 20'de yapabilirdim. Siz anlamazdınız, ben şovumu yapardım. Kendi yazdığım soruları gösterirdim. Derdim ki işte bu varsa cevap her zaman 4 olur. 2'ye buradan bölersin, şunu yaparsın, bunu yaparsın. Siz de etkilenirdiniz. Videonun altına da yorumlar yazardınız. Ay hocam çok teşekkür ederiz, çok güzel falan. Eyvallah da işte ne zaman ki elinize farklı bir yayın geçer, ne zaman ki elinize çıkmış soru geçer, ha dersiniz o iş öyle olmuyormuş. İşte o noktada kişisel hırslardan, nefsani duygulardan ziyade işinize yarayacak 4 taktikten bahsettim size. İlerledim. Parçanın konusu. Bu videonun sonu artık. Sonrasında bu videodan sonra da artık ikiye bölme, yer değiştirme, başa cümle ekleme falan tarzında böyle işin biraz daha anlamsal teori kısmına girmiş olacağız. Parçanın konusu var. Bunları not almanıza, yazmanıza gerek yok. Video ders notlarımızda zaten var ama. Paragrafta ele alınan ana düşünce, olay ve durumdur. Bunlar soru köklerimiz. Yani parçada parçanın konusuyla ilgili soru nasıl gelir? Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Bu parçada üzerinde durulan aşağıdakilerden hangisidir? Bu parçada hangisinden yakınılmaktadır? Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir tadında sorulardır. Şimdi burada önemli olan şey şu. Parçanın konusu yani içeriği. Tamam. Örnek üzerinden gidelim. Çünkü burayı her ne kadar laf kalabalığıyla döndüre döndüre aynı şeyleri anlatsam da soru göstermeden, sorunun mantığını anlatmadan olmaz. Çıkmış orijinal soru. Telif sıkıntısı olmasın diye KPSS sorusu, ben bunu birazcık değiştirdim. Sözel mantıklarda yaptığımız gibi, cümlede anlam videolarını hatırlayın yaptığımız gibi. Sorunun köküne sadık kaldım. Hatta belki daha önceden çözenler varsa hemen hatırlarlar soruyu. Kelimeleri değiştirdim sadece. Şimdi bak, sizden istediğim şey şu. Okyanuslar kelimesinden başlayıp haldır aldır hemen sonuna kadar gelmenizi istemiyorum. Tamam? Konu bu değil. İstediğimiz şey bu değil. Mantığımız şu. Baştan sona kadar hızlı hızlı okumaktansa, şimdi önemli bir şey var. Şöyle bir beyaz ekrana ihtiyacım var. Bak. Sorun nasıl çözülürden ziyade soru nasıl yazılır anlatayım ben size. Şimdi dostlar, yazar, ÖSYM'deki yazar da, buradaki hoca da, kitap yazarı da, yayın yazarı da şöyle yazmaz. Eline kahvesini alıp, bacak bacak üstüne atıp, ya bugün ne yazayım, şununla ilgili bir soru yazayım demez. Mantık kuralım. Burayı, bu binayı, şu an beni izlediğiniz binayı, bulunduğunuz evi falan taşıyan taşıyıcı kolonlar var, doğru mu? Taşıyıcı kolonlar var. Yani bütün ev, bütün mimari yapı bunun üzerine kurulu. Şimdi, ben paragraf soruları, ben hep orijinal yazarım. Yani sağdan soldan kitaptan falan almam. Kendim yazarım hep. Bunları oluştururken önce ben binayı taşıyan kolonlar gibi parçayı taşıyan kolonları tespit ederim. Herkes bunu yapar. Tamam mı? Kaliteli soru, ÖSYM kaliteli sorularında da bu yapılır. Yani eline kalem alıp da hadi bismillah bakayım yazayım diyemezsiniz. Saçma sapan yavan bir paragraf olur. Aday onu hemen fark eder zaten. Kötü bir paragraf sorusu olur. Olay şu, bak burası önemli. Bu taktiği kurun diye söylüyorum. Mantık şu, önce yazar, ÖSYM'deki kaliteli soruların yazarı da, yayın kaliteli yayın yazarı da önce anahtar ifadeleri, taşıyıcı kolonları tespit eder. Sonra bunları ninelerimizin ördüğü şişlerle ördüğü şeyler gibi öre öre, öre öre, öre öre büyütür. Tamam. Yani önce sütunlar keşfedilir. Sonra sütunlar birbiri arasında parça ne kadar uzuyorsa gökdelenleri düşünün. Bina ne kadar büyüyorsa taşıyıcı kolon artar ya. Parça ne kadar büyüyorsa, parça ne kadar artıyorsa da taşıyıcı kolon sayısı artar. Şunun için söylüyorum. Haldır aldır bir anda okumaya başlamaktansa inşallah yapabilirsiniz. Parçanın içerisindeki taşıyıcı kolonları bulursanız şayet sırtınız yere gelmez. Örnek, Aurora diye bir şey var. Kutup bölgelerinde oluyor. Gecenin gökkuşağı da deniyor. Böyle gece bildiğiniz manyetizma ile ilgili gökyüzünde böyle yeşilli falan kırmızılı çok ilginç bir şeydir. İnternetten de bakabilirsiniz. Bir gökkuşağı oluşuyor. Gecenin gökkuşağı deniyor. Coğrafya derslerinde falan belki hakimsinizdir meseleye. Aurora deniyor bunun adına. Kuzey ışıkları Türkçesiyle. Şimdi bak bununla ilgili bir paragraf sorusu yazalım. Gelin beraber yazalım. Elime kalemi aldım. Kutup bölgelerinde bulunur nokta. Manyetizma ile oluşur nokta. İşte gecenin gökkuşağı denir nokta.
dersen böyle saçma, yavan, iğrenç bir paragraf oluyor. Aday hemen fark ediyor zaten o sorunun berbat olduğunu. Şimdi ne yapıyoruz? Bak. Kutup bölgesini aldım. Manyetizmayı aldım. Gecenin gökkuşağını aldım. Bak önce taşıyıcı kolonlarımı kurguluyorum kafamda. Sonra artık ilmek ilmek, ilmek ilmek, ilmek ilmek bunları örmeye başlıyorum. Şimdi bunu niye anlattım? Bak. Bu parçada okyanusları kelimesinden haldır haldır sona kadar gelmektense, bu arada soru kısa görünüyor. Yanlardan preslerseniz, hani solda bir soru, sağda bir soru oluyor ya, aslında uzun bir soru orijinali. Tamam mı? Yani böyle akıllı tahtadan dolayı yatay ince durduğuna bakmayın. Bak. Mantığım şu, beraber yapalım. Cevabı boş verin. Amacım cevabı görmeniz, doğru yapmanız değil. Amacım size bir şey öğretebilmek, mantığını, bakış açınızı değiştirebilmek. Bak, okyanuslar keşfedilmeyi bekleyen pek çok gizemi bünyesinde barındırmaktadır. Okyanusların derin kısımları oldukça karanlık ve soğuk olduğu için canlı yaşam için uygun değildir. 1. Ne vurgulandı? Okyanuslar. 2. Ne vurgulandı? Canlı yaşamı. Lakin bu derin bölgelerin bazılarının, okyanusların dibindeki bu derin bölgelerin bazılarının tabanında sıcak su bacası bulunur. Bir daha yapalım. Okyanustan bahsettim, canlı yaşamından bahsettim, sıcak su bacasından bahsettim. Devam edeyim. Bir grup araştırmacı tarafından Büyük Okyanus'ta 2400 metre derinlikteki ölçümler sıcak su bacalarının çıkış merkezindeki sıcaklığın 382 dereceye kadar yükselebildiğini göstermiştir. Bu noktadan uzaklaşmaya başlandıysa sıcaklığın canlı yaşamına uygun hale geldiği kaydedilmiştir. Sıcak su bacaları yararlı kimyasal maddenin salınmasını sağladığı için bir takım canlı türleri için harika bir yaşam alanı meydana getirmektedir. Son 10 yıldaki araştırmalar sıcak su bacalarının bulunduğu yerlerde çok fazla yeni canlı türünün... Bak adam neyi döndürdü? Çıkmış soru bu. Belki orijinalini hatırlayanlar vardır. Adam dedi ki okyanus sıcak su bacası canlı türü. Okyanus sıcak su bacası canlı türü. Okyanus sıcak su bacası canlı türü. Değil mi? Bunu vurguladı sürekli. Yani ilmek ilmek taşıyıcı kolonları bunun üzerine koymuş yazan kişi. Yani... Çeldirici var bir tane, ona dikkat edin. Bak şimdi. Sıcaklığın canlıların yaşam şartlarının etkisi. Bak. Sıcaklığın değil. Sıcak su bacalarının dedim. Tamam mı? Buradaki kısım sıcak su bacasıydı. Sıcaklık dersen çöllerdeki sıcaklık da gelir. Kutuplardaki sıcaklık da gelir. Aman ha bak. Adana çeldirici diyor. Deseydi ki sıcak su bacalarının canlı yaşamına etkisi, o zaman olurdu. Ama buradaki sıcaklığın ifadesine dikkat edin, tamam mı? Genel olarak bahsetmiş. Ama burada neyden bahsetti? Sıcak su bacalarından bahsetti. Devam ettim. Sıcak su bacalarındaki sıcaklık seviyesi gitti. Okyanuslardaki özel yaşam alanları gitti. Okyanuslarda yeni canlı türlerinin keşfedilmesi gitti. Bak burada ne diyor? Sıcak su bacalarındaki, okyanuslardaki sıcak su bacalarındaki canlı yaşamına sıcak su bacalarının etkisi. Benim yazdığım bir soru değil. Bu çıkmış soru. Ben birazcık değiştirdim. Mantığınızı, bakış açınızı, perspektifinizi buraya çevirmeye çalışın. Yine çıkmış bir soru. Kısa olduğuna bakmayın. Yanlardan preslediğinizde aslında uygun bir soru. Bu parçada aşağıdaki verilenlerden hangisi anlatılmaktadır? Bakalım şimdi. Cevabı yapmanız önemli değil. Doğru yapmanız umurumuzda değil. Şu an konu o değil. Şu an mantık şu. Bakış açısı kazanmaya çalışıyoruz. Sütun mantığını kazanmaya çalışıyoruz. Yani... Türk kelimesinden başlayıp da olmuştur kelimesine kadar okumanızı değil. Bak, Türk romanı Tanzimat'ın ilk dönemi haricinde gerçeğe bağlı kalan bir bakış açısından çok fazla uzaklaşmamıştır. Konunun orijininde, odak noktasında ne var merkezinde? Türk romanı. Aldım, koydum. Eleştirmenler de nitelikli romanların gerçekçi bir anlayışla kaleme alınabileceğini ifade etmişler. Romanın göreceği ilgi ve başarı için bunun kaçınılmaz olduğunu belirtmişlerdir. 1960'lardan sonra, Türk romanı 1960'lardan sonra sanatın sanat için olduğu görüşünün yerini sanat toplum içindir görüşünün almasıyla klasik gerçekçilik gereksiz görülmeye başlamış ve toplumcu gerçekçilik rağbet gören bir duruma gelmiştir. Laf kalabalıkları var. Lakin 80'li yıllarda, 1980'lerde, şimdi bir daha yapalım. Konuda ne var? Türk romanı. Türk romanı ilk dönemlerde şöyleydi, 60'larda böyleydi, 80'lerde şöyleydi. Yani adam bana döndüre döndüre neyi anlattı? Konunun odak noktasında, orijininde Türk romanı var. Türk romanı ilk dönemde şöyle, 60'larda böyle, 80'lerde böyleyi döndürdü. Yani kronolojik olarak ilerleyen Türk romanının gelişimsel ve değişimsel bir sürecinden bahsetmiş oldu. Adana seçeneğinde beğeni kazanma ifadesi çürür.
Bolu seçeneğinde edebi akım ifadesi zaten yoktur, çürür. Ceyhan seçeneğinde toplumsal olaylar, sosyolojik olaylar çürür. Denizli seçeneğinde de tek yönlü düşünme, sabit tek yönlü düşünme çürür. Cevap bu bağlamda Edirne seçeneği olur. İnşallah faydalı olmuştur. Farklı bir bakış açısı kazandırmaya çalıştık. Buradan sonraki videolarımızda artık yer değiştirmeler, ikiye bölmeler kısmı var. Görüşmek üzere.